şu an için aldığımız ek zam talebi. Şimdi Evet. %15'lere dayanan bir enflasyonda en azından bu 2021 yılı için bir ilave %5'lik, %6'lık memurumuza bir ek zam talebimiz var. Bu Evet. birinci taleplerimizden. Evet. Tabii ki memurun sıkıntısı bunlarla bitiyor mu? Bitmiyor. Ki zam, tek zam değil zaten en sıkıntı. Evet. Yani mesele Aynen. sadece zam değil. Evet. Burada zamanından beri yapılmayan, istenmeyen, alınamayan şeyler var. Evet, buyurun. Örneğin buyurun 3600 efendim. Göstergesi var memurlarımızın. Aynen. Hem en büyük Hatta sıkıntı şu an. Bunu Evet. söyleyebilirim. Cumhurbaşkanımızın onunla ilgili egzamlarla ilgili Evet. şey vardı. Açıklaması mı? 3600'e ilgili bir 2018 tarihinde gerçekleştirilen Evet. seçim öncesinde. Bir vaadi mi vardı? Evet. Vaatlerinden biri Cumhurbaşkanımız. Evet. Öğretmenler, polis, hemşire ve imamlara ek göstergenin 3600 olacağını söyledi. Evet. 2018'den beri vardı, evet. çıkmadı. Evet. Biz onun takipçisiyiz. Bırakmadık evet. peşini. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda beklemekte. Evet. Bizim talebimiz bunun sadece öğretmenlerle, polislerle, hemşirelerle, imamlarla olmaması, evet. 3600 nedir? 1'in 4'üne gelmiş üniversite mezunlarının almış olduğu, 1'in 4'ündeki almış olduğu haklar. Evet. O zaman bizim diğer memurlarımız var. İşletmeyi bitiren, iktisatı bitiren, yani 1'in 4'ünü hak eden tüm memurlarımızda bu 3600 ek göstergesi uygulanmalı. Evet. Ha, lise mezunu ve alt derecedeki memurlarımıza da 2200'den başlamak üzere yukarıya kademeli olarak bir yükseltilmesi. Evet. Bu bizim memurumuz için özellikle emeklilikte yansıyan bir şey. Şu an çalışan için değil. Emeklilikte yansıyan bir şey olacağı için 2200'den değil de 3600'den emekli olan bir memurumuz yaklaşık emekli aylığı 600-700 lira gibi net bir rakamlara çıkıyor. Evet. Bizim derdimiz insanların, memur arkadaşlarımızın emekli olduktan sonra, sonra da daha ferah daha bir, refah bir yaşam. Düzeyde evet. yaşanması. Evet. Bunlar olmayacak şeyler değil. Evet. Demek ki dört tane şeye Cumhurbaşkanımız bunları yükselteceğine göre diğer memurlarımıza da yükseltmesi için beklenti ayrımcılık taşımız. Olmasın diyorsunuz. Ayrımcılık yani. Aynen. olmasın. Oradaki memur, oradaki memursa bu da memur. Evet, evet. Aynen. Derdimiz o. Evet.